muhtarın dediği şartlarda yeterli olacağını düşünüyoruz. İşte bunlar takviye olarak neler yapabiliriz? Onun çalışmasını da yapacağız inşallah. Yani olası bir böyle yoğun kar yağışında en hızlı şekilde çalışıp sizlerle ulaşımı sağlamaya çalışacağız. Ve biz bu toplantıyı Büyükşehir'de yaptık yalnız. Yani kış, önümüz kış. Bizden ne istiyorsunuz dediler. Onlardan da taleplerimiz var bizim. Onlarla birlikte biz de sizlerden alacağımız bilgiler doğrultusunda inşallah bütün önlemleri alıp güzel çalışmaları yapacağız. Bu üç ana bölgeye bölündü. Bir de 220 ton tuz aldık. Buzlanmalara karşı. Yani de yeterli olacağını anlıyoruz. Yeterli olmasa da takviyesini yaparız. Siz böyle bize güzel bilgiler söyleyin. Biz onlardan alacağımızı alırız da çalışmalarımızı o şekilde şekillendiririz. Çok teşekkür ediyorum muhtarım. Güvençler Muhtar Ali Çavuk. Başkanıma ve ekibime teşekkür ederim. Bu süre tarihini bana verdiklerinden dolayı. Fakat Ali abinin dediklerine katılıyorum. Fakat burada ekleyeceğim birkaç şey olacak. Ekip Belediye'nde olduğu zaman yaşadığımı anlatacağım. Örnek olarak. Ekip Belediye'nde Ali abi de zaten söyledi. 12 saatte yola açıldığını söyledi. Bir han yatak, bir taş yatak, bir boz tepeyi bir düşünün. 12 saat olduğu an taşımalı sistem, okul, güvençlere 3 gün sonra ekip gelebiliyor. Ve güvençlerin bir konumu daha var. Yol açılır, arkasından 1 saat sonra belli noktalardan rüzgarın şiddetiyle yollar tekrar kapanır. Arkadan ararız, yani yaşayanlar, muhtarlar arar. Ya işte 6 saat önce biz sizin yolunuzu açtık. Ama geçilmiyor, yönek yığmış. Onun için bu ekibi sadece belirginde değil de bir madenleri de düşüneceksin. Bir Dokurcu'nun. Dokurcu'nun bir belediyelik yerdi, Kuzuluk gibi. Ve ekibin bir, bence yani bir öneri bu. Dedelere bir ekibin, bir ekip de dedelerde kalmalı. Çünkü öğrenciler hep taşımalı. Ben Akyazı'ya bir gün sonra, iki gün sonra gelsem de olur. Ama öğrenciler bir hafta. Ve eğitim düzeyi düşüyor. Yani ben burada Ali abiye katılıyorum. Tamam, ekip orada dursun. Madenlerde Hanyatak, Ballıkaya, Boztepe, büyük yer yani kilometre olarak zor, yolları da kötü. Ha, bizim yolumuz çok mu iyi? Bizimki de öyle ama bir madenleri de düşüneceksin. Yani ekibin biri, bak Azizhan'da demiyorum. Çünkü benim köyüm Azizhan'a iniyor ya, muhtar işte ekibi buraya almaya çalışır derler. Ben dedelerde istiyorum mantık olarak. Dokurcun büyük, Yürükeri var, Güvençler var, Çakıroğlu, Osmanlılar yani her yer. Yani böyle bir öneride bulunuyorum. Yani ekibin birini dedelerden tutalım, birini Belediye'den tutalım, birini bu Akyazı Mahalle var, yedek olarak iş bitti mi gelir. Yani mantıklı olalım, herkese aynı oranda gidelim diyorum. Teşekkür ederim bu söz hakkını verdiğiniz için. Evet, ben de teşekkür ederim. Yalnız bunu da göz ardı etmeyelim. Bugün zorlu kış şartlarında yağmur olsun, kar olsun, dünyanın en gelişmiş ülkeleri bile baş edemiyorlar. Ha. Tabiattan baş olmaz, doğayla baş edilemezler. Yani nedir? İmkanlar ölçüsünde bir şeyler yapılır. Amerika'da birkaç gün önce haberlerde hep gördük. Onlar da baş edemiyor. Amerika diyorsunuz, gözümüzde büyütüyoruz. Efendim Avrupa'da aynı kez aynı şekilde. Ama Türkiye onlardan aşağı değildir. Biz de kendi gücümüz oranında inşallah en güzel hizmeti yaparız ama bunu da unutmayalım yani. Tabiatla kimse baş edemez. Deprem olur orada anlatmamalı. Erzincan'da öyle oldu 92'de. Yerde böyle tam yarım karış buz vardı. 92 depremi o zaman oldu. Biz binadan çıktığımızda yanlıyor, ayakkabılar döndü, buzun üzerinde yanlayan gittik. Biraz da zor şartlara alışacağız. Her şey Türk filmlerindeki gibi toz pembe olmaz yani. Ekibi alalım oraya.
Ekip zaten orada olacak. Yani ekibi Akyaz'da tutmayacağız. Ekipler hazır, bekleyecekler orada. Müdahaleye hemen hazır olacaklar. Yani buradan git gel ekip o şekilde taşıma yapmayız. Süreyi en güzel şekilde kullanacağız. Çalışmalarını o yönde yapıyoruz. Gazetecilerden neler alalım biraz abi? Sayın Başkanım, ben muhtarların problemlerini anlattılar. Zaten biz de biliyoruz yani problemleri. Ben ne söyleyeceğim? Zaman zaman ilçe dışına çıkıyorsunuz. Gezileriniz oluyor. Bu gezilerde hep Akyazı'ya bir hizmet getirmek için çalışıyoruz diye söylüyorsunuz. Facebook'tan paylaştıklarınızdan alıyorum bunları. Bu çalışmalar Akyazı'ya nasıl hizmetler getireceğiniz hakkında biraz açıklama yaparsanız bunu herkesi ilgilendiriyor çünkü. Yani Ankara'ya gidiyorsunuz, yurt dışına gidiyorsunuz ve Akyazı'ya hizmetler için biz bu faaliyetleri sürdürüyoruz. Neleri getireceksiniz? Birkaç ipucu verseniz bize iyi olur. Sürpriz. Ankara'ya veya diğer yerlere yaptığımız yolculuklarda tamamen Akyazı hizmet için olduğunu söyledi, ifade etmiştim. Bu hizmetler nelerdir? Ankara'ya bir gün için gitmiştik ama baktık ki bir gün yetmedi. İkinci güne kaldık. İkinci gün de yetmedi. Üçüncü gün burada randevular olduğu için döndüm geldim. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar Ankara'ya gideceğiz. Niye gideceğiz? Ankara'daki yaptığımız görüşmeler bir tanesinde Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki genel müdürle tanıştık. Kendisinin işte Akyazı'ya ne gibi faydalı olur diye sorduk. Adam da şaşırdı birden böyle bir şey deyince. Dedi, Akyazı'ya dedi, yıllık 17 bin euro ödemeli bir hizmetleri var. Akyazı'nın her ay yukarıdan fotoğrafını çekip işte kaçak binalarla ilgili böyle bu tip şeyleri engelleme adına onları bize her ay verecekler. Size dedi bunu bedelsiz veririm dedi. Bizim oradaki onunla işte yaklaşımımız nasılsa bunu bedelsiz veririm dedi. Teşekkür ettik. Ve bundan sonra Akyazı yaylalarda dahil bakın muhtarlar söylüyorum. Özellikle dağ köylerindeki muhtarlara. Bundan sonra yaylalarda ev yapacaksanız yeri parasını bize ödeyeceksiniz. İmar işlerini bizim haberimiz olmadan yapmayacaksınız. Baştan muhtarlar sorumlu tutulur ve o yapılan, kaçak yapan evler de yıkılır. Çok pahalı. Yaylalara çok değer veriyoruz. Ve bundan da aylık fotoğrafı bize bildirici. Bu arada adam toprağa kalsa haberimiz olacak bundan sonra. Bu birinci hizmet. Daha sonra şimdi basında da gördüğünüz Erol Kaya İstanbul milletvekilimizin aslan Ramazlı'dır. Ramazlı'dan. Onunla bir görüşmemiz oldu. İşte ne istiyorsun diye sordu. Dedim Çevre Bakanlığı'nda dedim var mı demişti. Tamam dedim ne istiyordun? Dedim Karaca suyu. 3,5 kilometre. Yani süt fabrikasından Arıtma'ya kadar taş mı olsun, beton mu olsun derken işte o kendisi de çarşamba günü görüşür, cuma günü buraya geldi, dereyi beraber gezdik. Ve bizi Eskişehir'e yönlendirdi, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü'ne yönlendirdi. Dün Eskişehir'deydik, Bölge Müdürlüğü'ne görüşme yaptık. Yazışmalar da zaten yapılmıştı. Ufak bir değişiklik yapıp inşallah Nisan ve Mayıs aylarında Karacosu Deresi böyle Eskişehir'e Porsu gören var mı bilmiyorum. Aynı onun gibi içinde sandallarla dahi gelebileceğiniz güzel bir dere olacak Karacosu Deresi. Yanında da dekorasyon alanları olacak. Onun projesinde bizde var. Bizde yapılmış var ama Erol Kaya sağ olsun dedi İstanbul'daki bir belediyeden yaptırayım dedi. Onların da hangisi hoşuna giderse
ona göre yaparsınız dedi. Bu şekilde güzel bir çalışma. Yani Akyazı bir rüya şehir olacak inşallah. Bunu herkes bilsin. Karacasu'dan oraya. Onun yan tarafta 17 dönüm istilak etmiştik. Onu daha önce duymuşsunuz biliyorsunuz. Bu 17 dönüm yerinde projesi bitmiş vaziyette. İşte burada Akyazı'da işte hem basına göstereceğiz, hem vatandaşlara göstereceğiz. Değişiklik, güzel bir öneriler gelirse ona göre değişiklik yapıp ona da önümüzdeki yılbaşından sonra onun da hemen çalışmasına başlayacağız. Ramazan'da orası hazır olacak. Yani onu söyleyeyim. İftarlığınızda o parkta yaparsınız inşallah büyük ihtimal. Daha sonra Şaban Dişli Bey'i ziyaret ettik makamında. İşte başbakanla gene AK Parti Genel Merkezi'nde aynı katta. Onlar orada da bir yan yana. O da dedi, ne istiyorsunuz dedi böyle yani hizmet anlamında dedi. Akyazı'nın her şeye ihtiyacı var dedim. Spor anlamında bir yönlendirme yaptım. Tamam dedi, projelerinizi dedi, getirin dedi. Teslim edin, bana da haber verin dedi. Ben de hemen dedi, bakan beyi arayayım dedim. Gereken yapılır dedi. Ben inşallah Akyazı'ya büyük bir 1500 kişilik kapalı spor salonu. Yani orada da inşallah Türkiye şampiyonları, Avrupa şampiyonları yapılacak bir kapalı spor salonu olacak. Hastanenin yan tarafında. Ayrıca yine aynı spor salonu oldu. 52 dönümlük bir arazi. Orada sentetik ışıklandırılmış, aydınlatmalı şekilde bir sentetik saha. Yine orada tenis kortları, voleybol sahaları, basketbol sahaları olan büyük bir spor kompleksi. Yani 4,5-5 trilyonluk bir yatırım. Hemen o da yılbaşından sonra projelendirip çalışmalarına başlanacak bir şekilde. Bir de bizim